Evet, herkese merhaba. Hızlı Farm kulislerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün büyük gün, artık seriyi bitiriyoruz. Merkezi sinir sisteminin sorularını çözme vakti. Şimdi şuradan başlayalım hemen. Birinci soru: aşağıdaki anestezi ilaçlarından hangisi etkisini NMDA reseptörleri üzerinden glutamat blokajı yaparak gösterir? A. Halotan, B. Sevofluran, C. Lidokain, D. Piopental, E. Ketamin. Yukarıdan işaretleyin. Doğru cevaba bakalım. Hatırlarsanız bu anestezi ilaçları hücrenin uyarılabilirliğini düşürmek üzerine etki ediyordu. Bunlar nasıl yapabiliyordu? Ya glutamatı bloke edecek, ya GABA'yı aktive edecek, ya da solucum kanallarını bloke edecek. Bu şekildeydi. Şimdi genel anesteziklerimizden halotan, sevofluran, tiopental, ketamin, bir de diğer anesteziklerimiz vardı. Lidokain. Lidokain sodyum blokajı üzerinden, sodyum kanal blokajı üzerine yapıyordu. Yerel anesteziklerin genel mantığı bu şekildeydi. Halotanla fluran inhaler anestezikte hatırlarsanız. Bunlar da GABA üzerinden, GABA aktivasyonunu artırarak yapıyordu. Tiopental de yine aynı şekilde. Ancak ketamin burada farklı bir yeri vardı ketaminin. Diğerlerinden farklı olarak glutamat blokajı üzerinden, NMDA üzerinden etki ederek anestezik etki gösteriyordu. Yani burada doğru cevabımız ketamin olacaktı. Şimdi geçelim ikinci soruya. Aşağıdaki kas gevşetici ilaçlardan hangisi etkisini yarışmalı nikotinik blokaj yaparak göstermez? Yani yarışmalı olmayanı soruyoruz. A şıkkı süksinilkolin, B tübokürarin, C atrokürium, D pankürönium, E mivakürium. Yukarıdan işaretleyin. Doğru cevaba bakalım. Şimdi zaten şıklara baktığımız zaman B, C, D, E'nin hepsinde kür hecesini görüyoruz. A şıkkında yok. Süksinilkolin neydi? Hatırlayalım. Süksinilkolin iki tane asetilkolinin birleşmesiyle oluşan ve asetilkolin gibi davranan ancak asetilkolin reseptörüne yarışması olarak bağlanıp orada sabit kalan bir şeydi. Nasıl yapıyordu bunu? Nikotinik asetilkolin reseptörüne bağlandığı zaman orayı açık bırakıyor ve içeriye solucum sürekli giriyor. Bir süre sonra iç kapının kapanmasına ve duyarsızlaşmasına neden olduğu için, yani hücreyi depolarize halde bıraktığı için depolarizan kas gevşeti diyorduk A şıkkına. Diğerleri tübokürarin, atrokürium, pankürönium, mivakürium. Bunların hepsi kürar bileşikleri. Kürardan elde edilmiş. Kürarın da ne olduğunu anlatmıştım size hatırlarsanız. Bunlar non-depolarizan blokaj yapıyor. Yani daha depolarize olmadan asetilkolin reseptörlerini kapatıyor ve depolarize olmasına izin vermiyor. Bunlar yarışmalı blokaj yaparlar. Yani asetilkolin sayısını arttırdıkça bunlar etkisi azalabilir. Süksinilkolin de azalmaz. Böyle bir farkı vardı. Bunların burada doğru cevabımız A şıkkı süksinilkolin olacaktı. Geçelim 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisi antikonvülsan ilaçların etki mekanizmalarından değildir? A şıkkı sodyum kanal blokajı, B şıkkı kalsiyum kanal blokajı, C şıkkı GABA reseptör antagonizması, D şıkkı glutamat reseptör antagonizması, E şıkkı GABA transaminaz inhibisyonu. Yukarıdan işaretleyin. Doğru cevap bakalım. Şimdi antikonvülsan, antiepileptik, bunlar niye veriyoruz? Yine hücrelerin uyarılabilirliğini azaltmak için. Çünkü epilepsi de genel bir uyarılma ve kontrolsüz bir uyarılma olduğu için bu uyarılmayı azaltmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Sodyum kanallarını bloke ederek içeriye sodyum girmesini engelleyebiliriz. Bu uyarılmayı azaltır. Kalsiyum kanal blokajı yaparak kalsiyumun nörotransmitter salgılatma özelliğini inhibe edebiliriz. Kalsiyum kanal blokajı da yapılır. Glutamat ve GABA üzerinden de etki edebiliriz. Şimdi bunların ne olduğuna bakmamız lazım. GABA neydi? Genel bir inhibitördü. Yani bizim GABA'yı aktif etmemiz gerekiyor. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı. Glutamat stimülatör, yani aktive edendir. Glutamatı da bizim inhibe etmemiz lazım. Glutamat reseptör antagonizması da yapabiliriz. Bir de GABA transaminaz inhibisyonu. Bunu valproat yapıyordu hatırlarsanız. GABA transaminaz neydi? GABA'yı hücre içerisinde yıkan enzimdi. Bizim GABA'yı arttırmamız, aktivitesini arttırmamız gerektiği için GABA'yı yıkan enzimi, yani GABA transaminazı inhibe ederse GABA yıkalamayacak. Ortamda daha fazla bulunduğu için daha fazla etki edecek. Yine inhibe etmemize yardımcı olacak. E şıkkı da doğru. Bizim GABA'yı arttırmamız, glutamatı azaltmamız lazım. GABA'yı azaltacağımızı söyleyen C şıkkı yanlış. Yani soruya göre doğru şıkkımız C şıkkı olacaktı. Geçelim 4. soruya. Aşağıdaki antidepresan ve grup eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı amitriptilin trisiklik antidepresan, B venlafaksın monoamin oksidaz inhibitörü, C sertralin seçici serotonin geri alım inhibitörü, D milnasipran serotonin norepinefrin geri alım inhibitörü, E bupropion serotonin dopamin geri alım inhibitörü. Yukarıdan işaretleyin. Doğru cevap bakalım. Burada dümdüz ezber sorusu sordum ama genel olarak antidepresanları şöyle bir hatırlayalım diye.
Nelerimiz vardı? Triciklik antidepresanlarımız vardı. Bunlar serotonin ve noradrenalin gerilimini azaltıyor ve bununla beraber farklı bir sürü reseptör düzeyinde etkileşimi vardı. Hatırlarsanız histamin üzerinden de etkisi vardı. Adrenerjik reseptörler üzerinde de etkisi vardı. O yüzden yan etkileri fazlaydı. Amitriptilin bunun en güzel özelliklerinden birisi. Monoamin oksidaz inhibitörlerimiz vardı. Monoamin oksidaz dediğimiz hücrenin içerisinde serotonini, dopamini, noradrenalini yıkan enzim. Bizim bu monoamin oksidazı inhibe ederek serotonini, noradrenalini, dopamini arttırmamız gerekiyordu. Ancak venlafaksin bunlardan birisi değil. Venlafaksin SNRI'lardan birisi. Yani serotonin, norepinefrin geri alım inhibitörlerinden birisi. Burada B şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktı. Monoamin oksidaz inhibitörlerinden fenelzin vardı mesela. Bunu hatırlayabiliriz. Seçici serotonin geri alım inhibitörlerine yani SSRI'lara baktığımız zaman da bu trisiklik antidepresanların yaptığı serotoninin geri alım inhibisyonun seçici olarak yapıyor. Yani sadece bunu yapıyor. Sertralin bunun örneklerinden birisi. Gen etkisi, advers etkisi biraz daha az olduğu için ilk kullanılan ilaçlardan bunlar. Sonra daha sonra çıkan serotonin norepinefrin geri alım inhibitörlerine baktığımızda 3 tane ilacımız vardı. Hatta bunlara devam diyorduk hatırlarsanız. Neler vardı bunlardan? Duloxetin, venlafaksin, milnaciprat. Bunları hatırlamanız lazım. Bunlar da yine seçici olarak serotonin ve norepinefrin geri alımını inhibe ediyordu. Bir de farklı bir ilacımız vardı. Aslında bu propiyonu biz antidepresandan ziyade daha çok sigarayı bırakma tedavisinde kullanıyoruz. Bu propiyon da seçici olarak serotonin ve dopaminin geri alımını inhibe ediyor. Bu şekilde etki ediyordu. Burada bizim doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Geçelim merkez sinir sisteminin ve bununla beraber serinin son sorusuna. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığında kullanılan ve NMDA antagonist olarak etki eden ilaçtır? A şıkkı bromokriptin, B selejilin, C glatiramer, D memantin, E naloxon. Yukarıdan işaretleyin doğru cevap bakalım. Şimdi sırayla şıklara bakalım. Bromokriptin neydi? Bromokriptin bizim Parkinson'da kullandığımız ve dopamini arttıran bir, daha doğrusu dopamin reseptörlerini uyaran bir ilacımızdı. Şimdi Alzheimer'da bizim ne oluyor? Kolinerjik sistem düşüyordu. Bizim daha çok kullandığımız ilaçlar kolinerjik sistemi arttırmaya yönelik. Bromokriptin ne yapıyor? Dopaminerjik sistemi arttırırken bir yanında kolinerjik sistemi düşürüyor. Çünkü onlar bir denge halinde. Bromokriptini Alzheimer hastasına verirsek durumu daha da kötüleşecektir. O yüzden A şıkkını veremeyiz. Selejiline baktığımız zaman bu da yine Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç. Bu selejilin demin de bahsettiğimiz monoamin oksidaz inhibitörlerinden. Bunlar ikiye ayırıyorduk hatırlarsanız. MAO-A ve MAO-B diye. MAO-A'lar depresyonda kullanılıyor. MAO-B'ler de Parkinson'da kullanılıyor. Çünkü MAO-A daha çok serotonin, noradrenalin gibi nörotransmitterlere etki ederken MAO-B daha çok dopamin üzerine etkili. MAO-B'yi inhibe edersek dopamin daha çok artacak. Dopaminin az olduğu Parkinson hastalığında işe yarar bir hale gelecek. Selejilin bu işe yarıyor. Glatiramer'e baktığımızda multiple skleroz hastalığında kullandığımızı görüyoruz. Multiple skleroz neydi? Vücudumuzun kendi savunma sisteminin sinirlerimizin, beynimizdeki hücrelerin miyelin kılıfına saldırdığı böyle bir hastalıktı. Glatiramer'de sanki miyelin kılıfmış gibi vücudumuza dolaşıyor, miyelin kılıf gibi hareket ediyor. Bizim savunma hücrelerimiz miyelin kılıflara saldırmak yerine glatiramer'e saldırıyor. Ona daha çok öncelik veriyor. O yüzden miyelin kılıflar nispeten korunmuş oluyor. Bu şekilde etki eden bir ilaçtı. Memantin'e baktığımız zaman doğru cevabımız bu. Memantin, hatta Memento'dan aklınıza gelsin, hafıza, memory buradan aklınıza gelsin demiştim. Alzheimer hastalığında kullanılan ve NMDA antagonist olarak etki eden bir ilacımız memantin. Son olarak E şıkkı naloxona baktığımızda ise naloxan opiatların bir antidotu, bir panzehiriydi. Opiat reseptörlerine direkt bağlanıp opiatların reseptörlerine bağlanmasını inhibe eden opiat zehirlenmesinde kullandığımız bir antidotu naloxan. Yani doğru cevabımız memantin D şıkkı olacaktı. Bununla beraber merkezi sinir sistemini ve bütün seriyi bitirmiş oluyoruz. Buraya kadar benimle geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Toplamda 12 adet konu bitirdik. 72 mi 73 mi şu anda bilmiyorum. Bayağı bir videomuz var. Umarım baştan sona izleyip buraya kadar gelmişsinizdir. Yaklaşık neredeyse 1 yıl oldu. Hani Haziran 2019'da başlamıştım. Şu an Mayıs 2020. 11 ayda buraya kadar geldik. Benim için çok güzel bir serüven oldu. İnşallah sizler için de güzel olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani bundan sonra farmakolojiyle ilgili nasıl seriler yapabiliriz? Onları beraber düşünelim, tartışalım. Ben bir ayrıntılı seri yapmayı düşünüyorum ama çok yakın zamanda olmayabilir. Özellikle daha çok merak edilen otonom sinir sistemi, işte farmakokinetik, farmakodinamik ve enfeksiyon hastalıkları, merkez sinir sistemi, bu gibi şeyleri biraz daha ayrıntılı anlatmayı planlıyorum. Ama bunu çok hızlı yapmayacağım. Aralarda farklı serilerden gidebiliriz. O yüzden aklınıza gelen şeyler varsa yorumlara yazın. Bakalım güzel bir şey bulabiliriz belki beraber. Farmakoloji üzerinden
kanalımız devam edecek. Merak etmeyin, burada bitirmiyoruz. Zaten benim de mesleğim bu olduğu için bol bol size farmakoloji anlatmaya çalışacağım. Umarım birlikte güzel bir yolculuğumuz olur, yolculuğumuz devam eder. Son olarak sizlerden ricam, eğer bu videoları izliyorsanız ve beğeniyorsanız ve videoları izleyip de kanala abone olmayan bu %80'lik 90'lık kesimdenseniz siz de lütfen abone olmayı bir gözden geçirin. Benim için güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Arkadaşlarınızı da çevrenize de önerirseniz mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman serinin burada tamamen sonuna geliyoruz. Buraya kadar geldiğiniz için, benimle birlikte bu serüveni yaşadığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Sol taraftan kanalıma abone olabilir. Sağ taraftan da Hızlı Fan Polis serisinin diğer videolarına bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.